bazen bildirilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler o bile kabul edilmiştir de. Son arkadaşlar ve hepimizin adına, Yüce Meclisimiz adına hem dünyadaki hem Çin'deki hem de Filistin'deki yapılan bu katliamın durdurulması için milliyet mercileri de göreve davet ediyoruz. Ama sayın varsa herkes sayındır. Sayın yoksa hiç kimse sayın değildir arkadaşlar. Yaptığınız süt tarif şuradaki kullandığınız cümlelerde biz tabii ki devletimizin başı Cumhurbaşkanı'na sayın diye hitap ederiz. Tabii ki bizim partimizin genel başkanı ona da sayın diye hitap ederiz. Ama burada sayın kelimesi yok. Tabii ki Sayın Devlet Bahçeli eksikse tamam. Genel başkan eksiklik olmuş. Asla sen yansıtıyor olamaz. Ayhan Bey, tutulamam mı? Ben sizi dinledim. Siz de beni dinlemek zorundasınız. Bu meclisi ben yönetiyorum. Eğer birbirimizin genel başkanları ve devletimizi yöneten insanlara sayın demekten iktina ediyorsak bu mecliste düzgün hareket edip düzgün sonuç alamayız. Herkes sayındır. Benim bilmiyorum bu konuda itirazlarım var mı? Bu önerilere bile ayrım yapılmıştı arkadaşlar. Kimileri küçültülmeye gidilmiştir, kimileri yüceltülmeye gidilmiştir. Bu ülkeyi yönetmek için ben varım diyen herkes yücel insanlar. Bu insanlardan partilerin genel başkanı ve iktidar için mücadele ediyorum. Ben daha yine tamamlıyorum. Bu hesap özetleri ve bilanço başlıklı 16. maddesinde her üçe görevinin bitimini izleyen 3 ay içinde geçerli yok ile ilgili. Suyumuz, doğamız ve sağlığımız için çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını, tüm canlıların ortak kullanım alanı olan doğamızı korumayı ve çevre kirliliğini önlemeyi misyon edinerek 2014'ten bu yana önemli projelere imza attık. Atık suları tahliye edip tarımsal değerlere ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmanın yanı sıra ve su iletimini sağlıklı şekilde sağlamak adına Antakya'da kanalizasyon, Hassa Akbez'de kanalizasyon, Hassa Aktepe'de içme suyu kanalizasyon, Samandağ Mağaracık'ta içme suyu kanalizasyon ve Defne Çekmece'de de kanalizasyon hattı çalışmalarına başlıyoruz. Bizlerden başlamış ve gerçekleşen projelerimiz faaliyet raporumuzda da zaten mevcut. Özellikle Antakya içme suyu 2020 yılının sonunda başlaması ve Samandağ içme suyunun ortalarda başlaması tabii oradaki gerçekleşme oranında bir düşüklüğe sebep oldu. Ama bu yatırım yapılmadı anlamına gelmiyor. Ama bizim yoğunluklu olarak 2020 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz projelerin özellikle 2021 yılında çok ciddi bir patlama yapacağının sözünü verebilirim burada. Ya tabii şu var arkadaşlar, biz kanunlar önünde boynumuz kıldan ince. İtirazı olan ve kafasında soru şüphesi olan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılık makamına bir dilekçeyle başvurabilir. Biz bütün yapmış olduğumuz işlemleri devletimizin sayın savcısına açarız. Bu konuda ben İktidar Partisi'nin belediyelerin de iyi denetlenmesini istiyorum. Bu kiralar konusunda bir de orduya bakmalarını rica ediyorum. Ben tabii yine aynı şekilde bu en azından bu üç tane belediyemizin, bu arkadaşlarımızın Cumhur İttifakı'nda özellikle İktidar Partisi'nin mensup olan arkadaşlarımızın kendi iktidarında olduğu büyükşehir belediyelerinin tekrardan kirama sistemini gözden geçirmelerini rica ediyorum. Ancak öyle mukayese edebiliriz. Tek tarafı sadece buraya vurmakla mukayese etme şansımız yok. Lütfen yani ben fazla gitmeyin. Kayseri, Ordu ve Balıkesir'i inceleyin. Bu konuyu öyle tartışalım derim. Teşekkür ediyorum. Buyur abi.